admin işlerini de kendim yapıyorum. Yani sadece oturup proje yapmıyorum. Benim işimin %50'si iş aramak, e-mail atmak, fatura oluşturmak, teklif göndermek, yazışmak, işte reklam yapmak, Instagram, sosyal medya vesaire. Bunların hepsi admin işi. Bu işleri kolaylaştıracak birçok uygulama var. Ve ben yapay zekadan çok faydalanıyorum geçtiğimiz dönemlerde de bu dönemde de. Aynı zamanda planlama programlarını da çok kullanıyorum. Bunlar da benim işime çok yarıyor. Hem zaman açısından hem de yani daha keyifli hale getiriyor aslında bu admin işlerini. Ve sürekli öğrenme. Yani biliyorsunuz ki bir sürü program var, çizim programları. Ve her projede her program aynı faydayı göstermiyor, aynı hizmeti vermiyor. Bu yüzden yeni programları sürekli öğrenmeye çalışıyorum. Şimdiye kadar öğrendiğim programlar var ama her zaman öğrendiğim, aslında geliştirmeye çalıştığım başka bir program oluyor mutlaka. Bu da aslında motivasyon kazanmama da sebep veriyor. Yeni bir programı öğrendiğinizde o programla daha çok haşır neşir olmak istersiniz. Bu da bir motivasyon kaynağı oluyor. Tabii sosyal medya ve Instagram'daki her like ile, her paylaşım ile, her etkileşim ile motivasyon kazanabiliyorsunuz. Bu hepimiz için geçerli olduğunu düşünüyorum. İşiniz ne kadar beğenilirse onu o kadar daha çok yapmak istiyorsunuz. Sonrasında yalnız çalışmak. Evet, bu da zorlandığım noktalardan biri. Pardon, finans ve istikrarmış. Yalnız çalışmak sonraki slaytım. Finans ve istikrardan bahsedeyim. Evet, şimdi finansı düşünecek olursak önceliğimi her zaman kontratlı işlere ve firmalara veriyorum. Atıyorum, direkt yine ev sahibi, proje sahibi müşterileri tercih etmek yerine firmalar bana ulaşıyor ve projeleri olduğunu söylüyorsa onlara özen gösteriyorum. Çünkü firmalara sürekli bir proje akışı var ama evini yaptığım bir müşteriye sürekli bir proje akışı olmayabilir. Çünkü bir yer yaptırıyor, bir dahaki yerini yaptırması çok da olası değil. Fiyatlandırma stratejisi, kurlar ve enflasyon, bu da çok önemli. Uluslararası çalıştığım için kurların takibini, kurların kendi içinde enflasyonunu araştırmam gerekiyor. Yine Türk lirasının enflasyonu da benim için çok önemli, Türkiye'de yaşadığım için. Bunları da sürekli araştırıp fiyatlarımı ona göre güncellemem gerekiyor. Yoksa atıyorum 3-5 aylık bir proje aldığımda, 5 ayın sonunda aldığım ödeme benim eridiyse çok da bir anlamı yok. Bunlara çok dikkat ediyorum. Farklı kalemlerle iş çeşitliliği. Evet, bu da önemli. Şimdi uzaktan çalıştığımız için tabii şantiyelere gitme, yani şantiye kontrolörlüğü, uygulama projeleri alma gibi biraz limitlerim oluyor. Ama bunu çeşitlendirebiliyorum. Atıyorum, bazen sadece görselleştirme işi alabiliyorum render açısından. Bazen sadece tasarım işi alabiliyorum. Bazen de sadece uygulama projesi çizimleri işi alabiliyorum. Bunlar da çeşitlilik sağlıyor ve farklı dönemlerde, hatta aynı dönem de birkaç işi almış oluyorum. Ve finansal plan, gelir, gider ve bütçe. Evet, bu hepimizin hayatında yapması gereken bir şey. Aylık harcamalarımızı, gelirlerimizi, giderlerimizi kontrol etmek. İşte bir vergi ödüyoruz. Bunların hesaplamalarını yapmak çok önemli. Yıllık harcamaları da gözlemlemek çok önemli. Yatırım, her kazançta bir yatırım yapmak çok önemli. Yatırım yapmadığınızda aslında geri dönüp baktığınızda çok da kürek çekememişsiniz gibi hissettirebilir bu durum. Eğer bir kazancınız varsa yatırım yapmak çok önemli. Muhasebe ve vergiler, bunların takibini yapmak da çok önemli. Mali müşavirle çalışmak, muhasebeciyle çalışmak size en doğru yolu gösterir. Tek başınıza bu, yani bağımsız bir tasarımcı çalışan olmak istiyorsanız aslında bir yandan da tehlikeli vergi işleri. Bunların da takibini iyi yapıyor olmak gerekir. Ve bağımsız çalışan olarak, ya yani bağımsız tasarımcı olarak yurt dışında iş yaptığım için devletin sağladığı teşvikler var. Bunlar da aslında iyi noktalar. Eğer siz bu teşvikleri bilen bir mali müşavirle çalışmazsanız vergiden de kaybedebilirsiniz. Bunlar da önemli noktalar. Müşteri ilişkileri ve pazarlama. Tabii pazarlamaya da, reklamasyona da çok önem vermek gerekiyor. Bir diğer konu da dolandırılma riski ve legal yaptırımlar. Uluslararası çalıştığım için sözleşmelere ne kadar dikkat etsem de eğer bir müşteri ödeme yapmak istemiyorsa bunun için çok da yapabileceğim bir şey maalesef yok uluslararası olduğu için ve bununla ilgili tecrübelerim de var maalesef. Yabancı bir devlette çalıştığınız bir müşteriniz ödeme yapmıyorsa o devlette bir avukat bulup ödeme almak için işlemlere başlamanız gerekiyor. Fakat bu dava süreçleri çok pahalı, uzun olduğu için aslında anlaştığınız fiyatla çakışan yerlerde caydırıcı olabiliyor ve bu müşterinin yanında kar kalıyor. Böyle şeyler de olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Buna dikkat etmenin yolları asla ödeme almadan işe başlamamak olacaktır. Ve müşterinin kimliği ne olursa olsun, çok başarılı bir mimar da olabilir,
çok tanınan biri de olabilir. Her müşterinin sizi dolandırma olasılığı maalesef var. Bu yüzden kimseye güvenip, akrabanız dahi olsa, kimseye güvenip para almadan, ödeme almadan iş yapmamak gerekiyor. Bunları da tabii deneyimlerle öğrendim maalesef. Geçiyorum. Bunun için belli bir yüzdelikler belirleniyor değil mi? Daha öncesinde işte yüzde şu kadarını öncesinde alıyorum, sonrasında gibi. Ben artık %50 çalışıyorum yani mesela. Ha, %50. Evet, yarısını öneriyorum. Sonra ikinci iş tamamlanınca diğer kalanını alıyorum. Bunun şey matematiği çok önemli bence. Özellikle bu çok mesleki sektör deneyimi olmayan insanların bu alana girmeye çalışmasında sanırım en büyük soru işareti bu maddi konuları belirleme oluyor. Hani bunun için böyle çok sektör deneyimi olmayan birisine ne önerirsiniz mesela? Bunun basitçe bir matematiği var mıdır? Bir de sanıyorum şirket hesabı oluyor aslında. Kişisel bir şirket oluyorsunuz başta. Ondan dolayı da bu mali müşavirlerle çalışma, vergiler kısmı devreye giriyor sanıyorum değil mi? Yok, serbest çalışan oluyorsunuz ama iş yaptığınız sürece vergi ödemek zorundasınız. Yani bir şirket olmanıza gerek yok. Şahıs şirketi diye bir şey var. Kişisel olarak bir şirket açıyorsunuz. Ve şirket açmak da çok zor bir şey değil. Sadece ne kadar kazanıyorsanız kazancınızın bir kısmını muhakkak vergi olarak ödemeniz gerekiyor. Eğer Türkiye'ye iş yapmıyor ve sadece yurt dışına iş yapıyorsanız KDV'den muafsınız. Böyle detaylar var. Sektöre yeni girmiş birine ne önerir? Yani direkt iş açmamasını öneririm tabii ki de. Bu çok büyük bir yanılgı olur. Önce tecrübe edilmesi gerekir yani portfolyo anlamında. Ama eğer giriyorsa da tabii bunu bilen kişilerle çalışılması gerekiyor. Yani dediğim gibi mali müşavir, muhasebeci gibi. Onlardan akıl alınması gerekiyor. Ve her mali müşavir de maalesef bu konulara hakim değil. Daha çok işte ihracatçılarla çalışmış kişilerle çalışmak bizim için bu noktada daha avantajlı oluyor. Bu bence çok büyük bir bize bilgi oldu. Mesela benim böyle bir konudan hiç haberdar değildim. Çok güzel bir noktaya değindiniz ve çok temiz gidiyor her şey. Çok açık. Çok evet. Çok güzel. Teşekkürler. Rica ederim. Her şeyi toparlayıp özetlemeye çalıştım aslında. Ve bunlar tabii benim deneyimlerim. Ve bir başka freelance çalışan başka şeylerde deneyimlemiş olabilir. Bu yüzden sadece bunlar değil, daha çok başlık olduğunu bilmeniz de gerekiyor. Yani kendi araştırmanız, kendi deneyimlerinize de çok önem vermeniz gerekiyor bu noktada. Bir diğer konu yalnız çalışmak. Bu biraz üzücü bir durum. Çünkü yalnız çalışmak her zaman zor, her zaman kolay değil. Zor yanları da var. Çünkü kalabalık ortamlarda çok fikir olur ve insanlardan ilham alırsınız. Yalnız çalışınca bu çok olmuyor. Yani online, remote böyle toplantılar yaptığım çok oluyor tabii. Ama birebir çalışmak da aynı değil bunlar. Bunun da önüne geçmek için neler yapıyorum? Uzun saatler çalışmamaya özen göstermek gerekiyor. Çünkü kendinizle ne kadar baş başa kalırsanız saatlerin ne kadar hızlı aktığını fark edemezsiniz. Yani mola vermek aklınıza gelmeyebilir ve bunu yine başta söylediğim gibi burnoutlara sebep olabilir. Yine fiziksel aktivite burada önem taşıyor. Yani gün içinde 8 saat, 9 saat, 10 saat, 12 saat bir yerde oturup çizim yapmak, çalışmak çok zorlayıcı ve zarar verir. Yani vücudumuza da zarar verir, mental sağlığımıza da zarar verir. Yine kişisel gelişim ve öğrenme de bu noktada önemli. Eğer bir şeyleri öğrenmek için siz evden çıkıyorsanız bu size artı olarak döner. Herhangi bir şey olabilir bu meslek içi, meslek dışı. Kendinizi her konuda yani ilginizi çeken her konuda her gün geliştiriyor olmak gerekir. Her günde demeyeyim ama bunu bir süreklilik haline getirmiş olmamız gerekiyor. Bu da yalnız kalmamızı önlüyor bir noktada. Sosyal etkileşimlere katılma. Bu da tabii sosyalleşmemizi sağlar. Ortak çalışma alanları. Sürekli evden çalışmak yerine işte kafelere gidilebilir ve bu artık çok popüler oldu. Aslında çok da keyifli. Eğer bir iş çok odağınızı gerektirmiyorsa, bu benim için öyle. Eğer çok odaklanıp hani büyük bir ciddiyette çalışmam gerekmiyorsa kafelere gidip orada keyifle çalışabiliyorum. Bazen diğer freelance arkadaşlarımla buluşup aynı mesleği yapmasak da hep birlikte toplaşıp çalışmak da çok keyifli oluyor. Ve küçük hedefler koymak. Kendimize her gün günlük hedefler, az önce de dediğim gibi aslında haftalık hedefler koymak yalnız çalışmamızı yine önler. Bu hedeflerde dediğim gibi işte nerede çalışacağımızı belirlemek, işte
Bunlar da önemli. Kendini ödüllendirmek, bunun aslında kendini ödüllendirmek derken gün içinde yine örnek verecek olursam atıyorum bir hedef koyup 2 saat çalışıp bunu bitireceğim ve daha sonra şunu yapacağım gibi kendimize ödül gibi hedefler koyabiliriz. Ve kişisel motivasyonu artırmak yalnız çalışmamızı önler. Diğer slayta geçiyorum. İş yaşam dengesi. Evet, bu tabii ki de çok önemli. Eğer ki freelance olarak yani bağımsız olarak çalışıyorsak bu dengeyi kurmak çok önemli. Ve insanlara hayır diyememekten de kaynaklanıyor iş yaşam dengesini kuramamak. Kendi işiniz olduğu için müşteriye hayır demek çok zorlaşıyor aslında. Ama bunu ne olursa olsun yani kendi sağlığımızı düşünüyorsak hayır diyebilmeliyiz. Bu sadece müşteri değil, sevdiklerimize de hayır demekten geçiyor. Ailemize de hayır demekten geçiyor. Zamanın etkin kullanmamız gerekiyor. İşte net sınırlarımız olması gerekiyor. Rutinimiz olması gerekiyor. En küçük noktada mesela telefon bildirimlerimizi bile sınırlamamız gerekiyor aslında. Mola ve boş zamana özen göstermek. İşte tatil ve sevdiklerimize ayırdığımız vaktin de çok önemi var. Sağlık ve kişisel bakım, bu da çok önemli. Bir de kararlı olmak. Yani kararsız olmak her zaman bir şeyleri ötelememize sebep verir. Ve bunlar da motivasyonumuzu düşüren şeylerdir. Aynı zamanda direkt karar verirsek her şeyi daha hızlı bir adım öteye götürebiliriz. Bu da en önemli başlıklardan biriydi. Imposter sendromu. Bu artık bu bizim meslekle alakalı da değil. Freelance olmayla alakalı da değil. Tabii hepimizde olduğunu düşünüyorum. Yani çalışan, öğrenci olan herkeste olabilir. Yani bir hedefi olan kişilerde. Maalesef ki bende de var bu. Ve bunu azaltmak için ne yapabiliriz? Onlardan bahsedeceğim. Başarılarımızın farkında olmamız gerekiyor öncelikle. Yani yaptığımız her adım, her deneyim aslında bir başarı sayılır. Bu yüzden bunların farkında olmak imposter sendromunu yenmek için çok önemli. Bunları not edebilirsiniz. Yani not etmek dediğim işte bir sosyal medyada bunları paylaşarak kendinize bir arşiv oluşturabilirsiniz. Ve ne zaman bu sendromu kapıldığınızda, ne zaman bu size ağır gelmeye başladığınızda başarılarınıza dönüp bakarak kendinizi yükseltebilirsiniz. Ve kendinize gerçekçi olmayan hedefler koymamalısınız. Atıyorum yani sektöre yeni girmiş biri olarak bir girişim hedefim varsa ben bu hedefe direkt atılmam. Eğer atılırsam başarısız olma şansım çok yüksek. Biraz da gerçekçi olmak gerekiyor. Gerçekçi olmadığımız zaman başarısızlıkla karşılaşıp kendi sürecimizi baltalayabiliriz. Bu yüzden gerçekçi hedefler koymak da çok önemli. Mükemmeliyetçiliği yenmek, bu da çok önemli. Çünkü yine bizim işimizde yani tasarım işinde mükemmeliyetçilik bizi aslında çok zorlayan bir durum. Bir şeyi ne kadar yaparsanız yapın her zaman daha iyi hali var ve o noktaya ulaşmak imkansız. Bunu da birazcık farkında olmak gerekiyor. Yapıcı geri bildirim istemek, iletişimde olduğumuz, iş yaptığımız, görüştüğümüz insanlardan her konuda yapıcı geri bildirim yani bir kritik almak istemek ama ayıp değil. Bunu herkese yapabilirsiniz kendi hayatınızda olan müşterileriniz, hocalarınız, arkadaşlarınız. Bu da bu sendromdan kurtulmanızı sağlayacak etkenlerden biri. Ve kendinize ilham verici deneyimler empoze etmek. Bu da başkalarının başarı hikayelerini dinlemek, gözlemlemekten geçiyor. Kendinizi onlarla karşılaştırmak yerine, ben neden yapamadım yerine, insanlardan ilham alıp o yapıyor, ben de yapabilirim mentalitesiyle yaklaşmak gerekiyor. O kişi yapabiliyorsa böyle bir şey yapılabilir deyip kendimizi değerinin, yeteneklerinin de farkında olmak gerekiyor. Başarının yeniden tanımlanması. Bu da çok önemli çünkü başardıklarımızı başarı olarak görmüyor olabiliriz. Herkes kendi yaşantısında bir bakarsa şu an durup kendi başarılarınızı tanımıyor olabilirsiniz. Bu yüzden nasıl tanımladığınızı da iyi bilmeniz gerekiyor. Ve zorlandığımız anlarda profesyonel destek almak da ayıp bir şey değil ve buna ihtiyacımız olduğunun farkındalığı da yine bize düşüyor. Kendimizi gözlemlemekten geçiyor. Bunlar iş hayatımızı çok 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 etkiliyor. Sadece iş değil ve özel hayatımızı, yaşantımızı da çok etkileyen şeyler. Bu yüzden bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Benim söyleyeceklerim sanırım bunlarla ilgili bu kadar. Evet. Sorusu olan arkadaşımız varsa alabiliriz. Chat'te yazabilirsiniz. Sözü alıp mikrofonu da açabilirsiniz. Evet. Ben kendi sorularımdan o sırada insanlar yazarken araya sıkıştırabilirim.
Gizem Hanım, şimdi tasarım alıyorsunuz. Evet, ama öncelikle tasarım alırken size bir planın yollanması gerekiyor mesela bir üç boyutlu için. Bu süreçte mesela o planı yollayan kişi kim oluyor? Bu süreç nasıl işliyor? Siz doğru bilgiyi nasıl elde ediyorsunuz? Bu kısmı merak ediyorum. Bir de aynı zamanda diyelim ki uygulamasını da aldığınız bir tasarım var ve bunu uzaktan kontrol etmek, iletişim, bunlar nasıl sağlanıyor? Biraz bunlardan bahsedebilirseniz çok sevinirim. Şimdi bu çok projeden projeye değişen bir durum. Az önce müşteri çeşitliliğinden bahsettim. Bazen işler direkt atıyorum mülk sahibinden geliyor, bazen firmalardan geliyor. İki ayrı kişi olarak cevaplayacağım. Eğer mülk sahibinden geliyorsa proje, bu projenin ana hatlarıyla rölevesinin alınması o kişiye kalmış oluyor. Yani ben gidip oradan rölev alamayacağım için ölçüler bana onlardan geliyor. Bunlar bazen çok draft çizimler olabiliyor ve güvenirliği çok sağlam olmayan çizimler oluyor. Bunun müşteriyle açık bir şekilde konuşuyorsunuz. Konuşmanız gerekiyor. Bu ölçülerin sorumluluğu tamamen karşı tarafta oluyor. Çünkü ben almadığım için. Yapacağınız tasarımları onların ölçülerine göre yapıyorsunuz renderları. Ve uygulama aşamasında eğer uygulama çizimlerine de ihtiyaç varsa, uygulama çizimleri de yapıyorsam mülk sahiplerine, bu uygulama çizimlerinin onların verdiği ölçülerden yapıldığını üstüne basa basa söylüyorum. Hatta bunları sözleşmelerde de yer alıyor. Çünkü eğer benim uygulama çizimimi alıp direkt ürettirirlerse mutlaka hata çıkar. Bu uygulama çizimlerinin tamamen taşeronlar tarafından kontrol edilip yerinde ölçü alınıp uygulamaya dökülmesi gerekiyor. Bunlar açık açık konuşulması gerekiyor eğer uzaktan bir yere hizmet veriyorsak. Eğer firma sahibi ise bu çizimleri gönderen kişi zaten direkt çok güzel çizilmiş CAD dosyaları geliyor bana ve bunlar üzerinden üç boyutlu çizim yapıyorum. Yine aynı uyarıları bu firma sahiplerine de yapıyorum ve zaten onlar daha bilinçli oluyorlar ve bu sorumluluğu, yani ölçü sorumluluğu tamamen bana dosyaları gönderen kişide oluyor. Bunları da açık bir şekilde konuşuyorum. Yani açık bir iletişimle yapabiliyoruz bunları. Bu firmalar dışında aldığınız işlerde hiç uygulama yaptığınız oldu mu ve o süreçte uygulamayı uzaktan çalışan kişilerle, ya da mesela biz şu an Hanya'daki ofiste uzaktan iş yapıyoruz şu an Suudi Arabistan'a ve orada bir aslında ustabaşı gibi bir şeyimiz var ve onun kontrolüyle sağlanıyor. Siz mesela o kişiyi nasıl buluyorsunuz ya da kontaklar nasıl sağlanıyor? Çünkü tamamen hiç bilmediğiniz bir ülkede mesela diyelim çalışacaksınız. Bu aslında kontak bulmak falan çok zor işler. Evet, bu ben dışarıdan bulmuyorum. Genellikle müşterinin zaten ustabaşı dediğiniz kontraktörü oluyor. Yani inşaatı yapacak kişiyle zaten hali hazırda anlaşmış oluyor. Öyle. Böyle olunca da direkt o kişiyle iletişim kurabiliyorum uygulama aşamasında. Ve bazen ülke ülke bunlar, yani bu şeyler, kurallar değişiyor. Ülke ülke tabii uygulama kuralları oluyor inşaatlarda. Doğru, böyle bir konuda. Onlarda da işte anlaştığı kontraktör beni bilgilendiriyor. Yani proje bütünsel olarak ele alınıyor iki taraftan da. Ona göre ben onlardan bilgi alıyorum. Yani onların bilgileriyle ilerliyorum. Öyle oluyor. Harika. Peki bu revize konuları da oluyor mesela. Sizin bu konuda bir sınırınız var mıdır? Ne kadar revizeye kadar gidebiliyorsunuz? Revizeleri tabii ki de sevmiyoruz ama revizeler, evet, bir projenin kilit noktası aslında, müşteriden feedback almak. Bunun sınırlamasını koyuyorum projeye anlaşırken ve eğer bu çalıştığım kişi ise daha önce, ben ne kadar revize verilebileceğini kestirebiliyorum ve ona göre fiyatlandırma yapıyorum. Eğer ilk defa çalışıyorsam iki revize hakkı koyuyorum, yani bir fiyat verirken onun üstündekilerden ek ücret alacağımı, talep edeceğimi söylüyorum öncesinde. Böyle ilerliyoruz. Bir de revize anlayışı karşı tarafın her zaman aynı olmuyor. Revize dediğimiz şey tabii çok kalemi var. Yani bir projeyi yaparken tasarımda çizimleri çok kalemi var. Her noktada bir şeylerin birbiriyle uyumu vesaire, onlara gelmeden önce müşteriyle tanışıp anlaşmak, onu tanımak, ne istiyor, beklentilerini bunu anlamak için böyle mood boardlar çalışıyoruz. Ve müşteri size verdiği sinyal projeyi tamamladığınızda tamamen yanlış anlamış olabiliyorsun. Yani böyle çok şeyle karşılaşıyoruz ve daha başka alternatifler görmek aslında revize sayılmıyor ama müşteri bunu öyle görmüyor. Farklı alternatifte, yani tamamen mood board'un dışında alternatifler de bekliyor ücret dahilinde anlaştığımız. Böyle noktalarda da uyarmak zorunda kaldığım şeyler oluyor tabii. Bunu tabii yani bağımsız çalışmaya başladığımda daha az, yani daha tolere edebiliyordum ve hayır diyemiyordum müşteriye. Ama kaçıncı yılım
yani 2020'den beri, 2019'dan beri çalışıyorum. Artık müşteriye hayır diyebiliyorum rahatça. Çünkü yani her çalıştığımız saat değerli ve bunun müşterinin tanımlamasına benim ihtiyacım yok. Bu yüzden yani her saatime aslında değer veriyorum. Bunda karşılığını bekliyorum müşteriden. Böyle. Konuşmalarınızdan anladığım kadarıyla özellikle freelance olarak kariyerinizi yönetmek istiyorsa belli bir deneyim seviyesine ulaşmamızı ve daha doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Bu seviyeyi böyle açmak gerekirse nasıl bir seviye? Mesela kaç? Bu tabii ki de çok fazla çalıştığın yerden yere nasıl bir işte çalıştığına, nasıl bir şeyler deneyimlediğine göre çok değişken olacak bir süreç. Bunun farkındayım. Ama hani böyle kabaca bahsetmek gerekirse nasıl bir sektör olgunluğundan bahsediyoruz? Evet. Yani ben aslında üniversiteden mezun olmadan önce Burak hocamız vardı. Belki evet. Teknikteydin değil mi sen de? Hala evet. Önemli olmuştu. Yani mezun olur olmaz. Ne kadar farklı işte çalışabiliyorsanız o kadar işte çalışın. Yani her fırsatı kollayın demişti. Ve bu çok güzel bir öğüt. Yani çok fazla mesleğimiz okey iç mimarlık ama bunun bir sürü ayağı var. Tasarım var, projelendirme var, teknik çizim var, uygulama var, şantiye takibi var, satışı var, pazarlaması var. Ve bunların hepsi aslında iç mimarlık sayılıyor. Ve biz hepsini aynı anda olamayız. Bu yüzden bunu duymayı şirketler ne kadar sevmese de yeni mezun olarak sürekli aslında işleri tecrübe etmek için bir yer size artık bir kazanç vermiyorsa deneyim anlamında, öğretim, eğitim anlamında orayı terk etmekte bir sakınca görmeyin. Yani bu benim en büyük tavsiyem olur aslında.